الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن سوء ادابنا ومن شر اعدائنا ومن شر انفسنا ومن كرب ازماننا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون Siz başka bir şeye değil, sadece zanna ittiba ediyorsunuz. Sadece zannın peşinden gidiyorsunuz. Sadece zanna uyuyorsunuz. Ve siz zannı din haline getiriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. En'am 148'di. Şimdi En'am 116'yı okuyorum. İn yetebiun illa zann ve inhum illa yahrusun. Onlar zannı din haline getiriyorlar. Zanna uyuyorlar ve zanlarının peşine takılıp onu akideleştiriyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilel harrasun Yunus 66. aldı. Ee, evet. Kut Zariyat 10 Zannı din haline getirenler kahrolsun. Sadakallahul azim ve bellegana rasuluhun nebiyyul kerim ve nahnu ala zâlike mineşşahidîne şâkirîn bi kalbin selim. Aziz ve kerim kardeşlerim bugün 14 Rebi'ul Ahir 1435 14 Şubat 2014 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi burada topladığı gibi cennetinde cem eylesin. Saate bakıyorum, çeyrek var. Çeyrek kala bırakmayı düşünüyorum. Sizce de uygun mudur? İnşallah. Aziz kardeşlerim, Hutbemin mevzuu zannı din edinmek. Geçen hutbemde malumu alileriniz paralel din meselesi üzerine konuşmuştum. Esasen burada veya televizyonlarda veya derslerde veya özel sohbetlerimde kişileri konuşmayı hiç arzu etmem. Zira kişileri konuşmak insanı dedikoduya sevk eder. Gıybet'e sevk eder. Başka şeylere sevk eder. İkincisi olayları konuşmayı da istemem. Zira olaylar bugün olur, yarın unutulur. Bugünün olayı ayrıdır, dünün dün olayı vardı, yarının olayı da ayrı olacaktır. Olayları gitsin magazinciler konuşsun, gazeteler konuşsun, televizyonlar konuşsun. Ben veya benim misyonumda olan insanlar niye konuşsun? Asıl istediğim şey ilkeleri konuşmaktır. Prensipleri konuşmaktır. Değerleri konuşmaktır ahlaki ilkeleri konuşmaktır. Akidevi imanı ilkeleri konuşmaktır. Onun için de ben deniz burada olayları ve kişileri konuşmaktan daha çok ilkeleri konuşmak isterim. Ama görüyorum ki insanlar en çok kişileri konuşmaktan hoşlanıyorlar. Bayılıyorlar. Ağızları kulaklarına varıyor, gözleri parlıyor kişiler konuşulurken. Neden böyleyiz? Çünkü zaafımız var. Zaafımız var. Kişileri konuştuğumuz zaman kendimizi dışarıda tutabiliyoruz. Çünkü eleştirdiğimiz o eleştiri kişiye yönelik. O kişi, biz, e biz yumuş yıkanmışız. Sanki bizde bir şey yok. Onun içinde kişileri konuşmak hoşumuza gidiyor. Ama ama bu hoş değil. İkincisi olayları konuşmak. O olayın bir parçası değilsek eğer bu da hoşumuza gidiyor. Nasıl olsa biz bir parçası değiliz. Biz bir parçası değilsek salla gitsin, vur gitsin, kıy gitsin, az gitsin, kes gitsin, torla topla cehenneme at gitsin. Bu da hoş. Bu da hoş değil. Geçen de her zamanda ta 20 küsür yıllık, 25 yıllık eserlerim bunun şahididir. Ben tekfiri tekfir ettim. Yani bir alnı secdeye değen bir Müslümanı tekfir etmeyi, küfürle suçlamayı tekfir ettim. Tekfiri tekfir ettiğim için Şia'yı tekfir etmedim diye beni Şiilikle suçladılar. İlginçtir. Gün geldi Şia'yı tekfir etmediğim için ben işi iyilikle suçlayanlar tekfir edildiler. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben onları da tekfir etmedim. Alnı secdeye değen herkes mümindir. Ben Allah'ın yerine geçmekten haya eder. Allah'ın yerine geçip de kulların imanı hakkında nihai hüküm vermekten Allah'a sığınır. Bu Allah'ın yerine geçmektir. Onun için insan haddini bilmeli. Dolayısıyla tekfir böyle bir şeydir işte. Allah'ın yerine geçmeye kalkışmaktır. Tanrılık iddiasının bir başka türüdür. Onun için tekfiri tekfir ettim. Bu anlamda tekfir benden uzak olsun. Sadece tekfir değil, tekfirciler de benden uzak olsun. Aman semtime uğramasınlar. Fakat uyarıyı ve eleştiriyi de kendime görev ittikaz ettim. Eleştirmediğimiz zaman istiğfar ve tevbe etmemiş oluruz dedim. İstiğfar ve tevbe mümine vaciptir dedim. Kendisi için istiğfar öz eleştiridir... Başkaları için eleştiri ise kardeşlerine emri bil maruf nehyi anil münkerdir. Bu ise vacibattandır, farzdır yani. Farz anlamında çünkü Kur'an emretmektedir. Emri bil maruf nehyi anil münker. Bu anlamda son dönemlerde işte hep beraber yaşadığımız bir hadise var. Bu hadiseyi değerlendirmeye çalışıyorum. Ama bu hadiseyi değerlendirirken o kadar hassas olmaya gayret ediyorum ki bu hassasiyetime rağmen yine de sağ sola bir taraflar vuruyor tampon değiyor. Bundan rahatsızım. Yani çok zor bir şeyi konuşuyorsunuz. Hiç kimseye haksızlık etmek istemem. Hiç kimseye haksızlık etmek istemem de acaba istediğim oluyor mu? Onun için insanlar hadi ben diyeyim ki hiç kimseye haksızlık etmemek için ayaklarımın ucuna basarak yürüyorum. Dilimin ucuna basarak konuşuyorum. Bin düşünüyor bir söylüyorum. Kelimelerimi seçiyorum da peki insanlar doğru anlıyorlar mı? İnsanlar anladıklarını doğru naklediyorlar mı? İşte o da bir başka mesele. Yani aslında sen konuştuğun kadar değil, onun anladığı kadarsın. Söylediğin onun anladığı kadar. Ve ilginçtir yapılan bir araştırmada birbirimizi yüzde altmış dinlemiyormuşuz. Yani söylediğimiz yüz kelimenin ancak kırkı varıyormuş karşıdakinin kulağına. Altmışı dökülüyor. Peki o dökülenin yerini neyle dolduruyor? Zihninden dolduruyor. Kendisi dolduruyor. Zan ile dolduruyor tabii. Onun için ne olursunuz dikkat edelim. Başımıza ne geliyorsa zandan geliyor, zandan. Önce şu zan meselesini bir vurgulayayım. Zannın mübareği olmaz. Evet. Zan üçe ayrılır. İnne ba'dan zanni isbun. Günah olan zan. Günah olan zan. İçteni bu ani zan. Zandan kaçının. Kaçınılacak zan. İkincisi. Üçüncüsü ise zannın tamamı hakkındaki Kur'an'ın hükmü. Evet. La yugni <laughs> minel hakkı şey'e. İnne zanne. Kur'an'da bir yerde gelmez onun için ayet vermiyorum. En az dört yerde gelir. Zan hakikatten hiçbir şey içermez. Yani zan hak ve hakikat adına hiçbir değer içermez diyor Kur'an. Zanın hiçbir türü. İster hüsnü zan olsun, ister suizan. Suizan zaten günah olan zan. İnne ba'da zanni ismun. İşte günah olan zan suizan. Hüsnü zan da hakikatten hiçbir şey içermez. Sadece hüsnü zan. Ama hüsnü zanla suizan arasında muhayyer kalırsan hüsnü zannet. Çünkü müminin mümine kanı, malı, ırzı ve suizanlı haramdır diyor sevgili Efendimiz. İşte bu manada zannın Kur'an'i hükmü bu. Üç kısım, bir kısmı günah, suizan. Çoğunluğundan kaçınmak lazım. Zannın çoğundan kaçınmak lazım. Ve zannın hiçbir türü hakikatten hiçbir şey içermez. Bu Hele zan, şimdi kişi hakkında zan olur. O zan, o kişinin değeriyle kaimdir. Mesela eşya hakkında, mesela bir hayvan hakkında. Ya ben bu hayvanın ısırmayacağını zannettim. Isırdı, e ne yapacak? Hayvandır dersiniz, ısırır. Anladın? Ya ben bu eşeğin tepmeyeceğini zannettim. Teper eşektir. Yani sonunda teperse eğer dersiniz ki öyledir yani tabiatındandır. E ben bu kedinin ihanet etmeyeceğini zannettim. E zannetmişinizdir. Kedi bu. Kedi nankör olur derler. E, bilmem doğru mudur. Belki de değildir. Efendim ama şimdi bir eşya hakkında da ya ben kırılmaz zannettim. Niye kırdım? Kırılmaz zannettim efendim zannedersiniz. Yani o eşyanın değeriyle ama kırılırsa yerini alır bir yerini koyarsınız değil mi? Efendim eğer bir hayvanla muhatapsanız zannettiğiniz gibi çıkmamışsa yani ya kapıyor, ısırıyor, çoluk çocuğa saldırıyor ama ben iyi zannettim, saldırmaz zannettim. E verirsiniz, alırsınız, satarsınız, koy verirsiniz, kurtulursunuz yani. Ama zannı eşya değil, hayvan değil, servet değil, şu değil bu değil de Allah hakkında, din hakkında, iman hakkında zannederseniz ne olur? Ya işte orada dur. İşte orada dur. Yani Allah bizden iman istiyor. Ama biz zan, zanlı dinleştiriyoruz. Onun için bu meselede hakikaten çok durulması lazım. Zannın din olduğu tüm inanç biçimlerinin genel ismi batıniliktir. Batınilik. Batınilik dünyanın tüm ezoterik dinlerinde, inanç sistemlerinde vardır. Tüm şamanizmler batınidir mesela. Tüm şamanizmler. Şamanizmler diyorum şamanizm sadece Orta Asya'da Oraya has bir şey değil. Doğu şamanizmi var, Batı şamanizmi var, Güney şamanizmi var, Hint şamanizmi var, Orta Asya şamanizmi var, Afrika şamanizmi var, Amerika yerlerinin şamanizmi var. Şamanizm evrensel bir inanç sistemidir. Ve bu anlamda tüm şamanizmlerin özelliği batıni olmalarıdır. Yine hermetizm batıni bir inanç sistemidir. Yine efendim yeni eflatunculuk, pilotin, bu Eflatun ayrı. O Eflatun milattan önce 4. yüzyılda yaşadı. Bu Eflatun milattan sonra 3. yüzyılda yaşadı. E, hatta 175'te vefat etse gerektir. Bu Pilotin. Bu hatta pagan da aynı zamanda Pilotin bir Roma paganıdır efendim. Ama bir yeni Eflatunculuk diye bir teori kurdu. Bütün bunlar batınidir. Yine Hint mistisizmi batınidir. Hint fakirliği. Brahmanizm olsun, Budizm olsun, Budizmin iki çeşidi olsun. Yani batı nedir? Yine Şintoizm, Taoizm, bugün Çin'de genel inancı oluşturan, yine Japonya'da genel inancı oluşturan Şintoizm batınidir. Bütün bunlarda ortak bir şey vardır, ruhculuk. Ruhculuk. Batıniliklerin de ortak noktası ruhculuktur. Onun için şamanizmde ruh çağırma vardır. Ruhu çağırırlar, kötü ruhları da kovalarlar. Şamanlar bu işe yararlar. Onun için ateşin etrafında dönerler, ateş üzerinden yaparlar çünkü ruhları ışığa benzetirler. Bu batıniliğin bir unsurudur. Bu şamanizmin bir unsurudur. Kamyona bindirilen peygamber diyeceksiniz işte orada da gördüğünüz şey İslam'a, Kur'an'a ait olan bir zihniyet değil. Bir unsur değil. Dolayısıyla kökenlerinin işte buralardan süzülüp geldiği inançlardır. Yani şu ağaçlara çaput bağlamanın dinle alakası neyse ışınlanmış peygamberin de dinle alakası odur. Asıl bunun yapılması cahiller tarafından yapılır. Hoş görürsünüz veya hoş görmezsiniz de bilmem anlarsınız. Yani cahildir dersiniz. Ya bilmiyorum. Ama bu cahiller tarafından yapılmayıp din adına yapılmaya kalkıldığında yapacağı tahribat çok yüksektir. Ve sadece bu değil. Ben Deniz sır dizileri hakkında birkaç makale kaleme almıştım. Bundan yıllar yıllar önce. Belki 10 yıl oldu, belki fazla oldu. Hala o makaleler orada duruyor. Sır dizileri e, dediğinizde e, fakirin ismini girdiniz mi o makaleler önünüze gelir. Dolayısıyla o zaman da bu zihniyeti eleştirmiştim. Yani bu bir zihniyet. Ben şu anda bir olayı, kişiyi konuşmuyorum bir ilkeyi konuşuyorum. İlke de zan din olamaz, din de zan olamaz. Bir ilkeyi konuşuyor. Bunu sadece zannediyor musunuz ki şu günlerde tartışılan cemaat yapıyor? Bu ona özgü. Hayır. Hatta ötekiler ondan daha beterini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Onlar gene peygambere bu batıllığı yüklüyorlar. Yani peygamberi ışınlıyorlar. Öbürü şeyhini ışınlıyor. Anlatabiliyor muyum? Peygamberi nereye koyuyor onu bilmiyorum yani. O ötekinin peygambere verdiği payayı bu şeyhine vermiş. Eyvallah. Peygamberi perdenin arkasına geçiriyor. Yani o haşa. Peygamber Allah'ın yerine geçiyor. Peygamberlik yeri boşalıyor. Münhal kalıyor. Oraya şeyhine atıyor. Şimdi Hristiyanlıktaki İsa anlayışı budur. Fark ederseniz kiliselerde, fresklerde, efendim İsa'nın bir taç halesi, bir ışık içinde resmedilmesinin sebebi de budur. Çünkü Hristiyanlık özü itibarıyla batınidir. Yani gnostiktir. Onun için bizzat çünkü Hristiyanlığı kuran Paulus batıni gnostik bir adamdır. Paulus'un yetiştiği, yetiştiği Tarsus o zaman Gnostisizmin, batıniliğin merkeziydi. Yani hangi batıniliğin? Hermetik batıniliğin. Yani ee, Helenizmin, İskenderiye'deki Helenizmin mirası geldi önce Antakya'ya sonra Tarsus'a. Tarsus'tan çıktı onun için Paulus. Paulus batıniliği Hristiyanlık biçiminde yeniden kurguladı. Onun için de İsa'yı Tanrı ilan etti. İsa'ya peygamber olarak inanmadı. İsa'yı bu adam İsa'nın zamanında yaşadı Hazreti İsa'nın. Ama Hazreti İsa yaşarken onun düşmanıydı. Onu ona inananları sorguladı. Ona inananları idama götürmek için avukatlık yapıyordu bu adam. Hazreti İsa vefat ettikten sonra çölde 3 sene kayboldu. Ondan sonra bana İsa göründü dedi. Geldi peygamberliğini ilan etti. Yeni bir din kurdu. Çok ilginçtir. Bugün Müslümanların birçoğunun zihnindeki Allah Resulü algısı Allah Resulü değil. Hazreti İsa'nın Hristiyanların zihnindeki algısıdır. Hristiyan peygamber algısını taşıdık İslam'a. Bu korkunç bir şey. İşte paralel din derken bunu kastediyorum. Yani her zaman söylediğim bir şey vardı. İki din var. Biri indirilen İslam, biri uydurulan İslam. Uydurulan İslam'ın bin bir çeşidi var. Bu o kadar korkunç bir iç boşaltma meselesidir ki düşünün Allah Resulü'nü ışınlıyorsunuz alfa, beta, gama, efendim anlat enfraruj, efendim yani hangi ışın çeşidi ise anlatabiliyor muyum? Işınlıyorsunuz. Mor ötesi, kızıl ötesi efendim. Işınlıyorsunuz. Işınladığınız bir Resulullah'ı örnek alamazsınız. İşte en büyük tehlike ve tehdit buradadır. Işınladığınız bir peygamberi önünüze koyamazsınız. Önderiniz olamaz. O artık ışınlanmıştır. Bitmiştir o. Hayatımızdan ayrılmıştır. Uçmuştur o, kaçmıştır, göçmüştür. Dolayısıyla işte peygamberi hayattan dışlamanın bir yolu da budur. Bu anlamda çok ilginç paralel din deyince siz orada kalmıyor. Bakın geçenlerde bir köşe yazısı okudum. Köşe yazısı hadi söyleyeyim müellif eee muharririnde Ayşe Böhürler hanımın Kur'an mı risale mi okumak Dün bir arkadaşım odama büyük bir soruyla girdi. Ayşe, acaba Risale mi daha çok sık, e, satılıyor yoksa Kur'an mı? Ben de azar hazır. Bu da nereden çıktı? Tabii ki Kur'an. İkisi birbirini karşılaştırılabilir mi? Birisi temel bir metin, diğeri ise bir harekete özgü dini yorumları içeren bir kitap. Gelirken radyoda duydum diyor muhatabı. Sanırım Mehtap Radyo'ydu dini soruların cevaplandığı bir programdı. Bir kişi Kur'an okumak mı daha sevap yoksa Risale okumak mı diye sordu. Bu soruları cevaplayan şahıs Kur'an okumak sünnettir, fıkıh okumak farzdır. Bu nedenle Risale okumak farz. Daha sevap. Geleceği yer buradır. Hiç şaşırmayın. Bunu söylemekle yiğitlik etmişler. Yani söylemese de zaten öyle gösteriyor. Çünkü yıllardır, on yıllardır ellerine Kur'an veremediğim Risale okuru kardeşlerimin ne durumda olduğunu biliyorum. Öyle ki bu zaten Kur'an'ın tefsiri diyor. Ya bu demektir ki Kur'an'ın yorumu. Yorumu. Yorum nasılsın yerine geçer mi? yorum nasılsın yerine geçerse suyu da tavşanın yerine geçer. Olur mu? Yorum nasılsın makamına geçerse nas nereye gidecek? Nas'ı nereye koyacaksın? Yorumla namaz kılabilir misin sen? Hayır. Yorumla ibadet edebilir misin? Yorumdur. Yanlış da olur doğru da. Benim yorumum için de geçerli bu. Dolayısıyla biz Kur'an'ın tercümesinin bile yorum olduğunu söylerken sen sistematik bir tefsir olmayan risaleleri nasıl kaldırır da e bu Kur'an bunu okursam Kur'an'ı okumuş olurum diyebilirsin. Ben eğer üstada böyle söyleselerdi onun da razı olmayacağını düşünüyorum. Ona da haksızlık ve hakaret olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu Bakınız paralel din orada kalmıyor. Paralel Kur'an'ıyla geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani paraleller bir yerde kalmıyor. Dinde ne varsa onda da o olmaya başlıyor. Onda da o olmaya başlıyor. Yani peygamberimize yüklenen o ışınlama, o buharlaştırılan termodinamiğin konusu haline geliyor peygamberimiz hayatın değil de görüyorsunuz efendim o buharlaştıran, o ışınlanan peygamberin yerine neyi koyacaksın? Elbette birini koyacak. Birini koyacak, onu gözüne kestirmiş. Onun için, onu onun yerine koymak için onu yerinden etmesi lazım. Onu şutlayıp havaya atıyor. Onun yerine birini koyuyor ama. Dolayısıyla çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ben burada olayları ve kişileri konuşmuyorum, ilkeleri konuşuyorum. Şöyle bir manzara, ben birkaç kaynaktan duyduğum içinde olamam çünkü e, o yapının içinde olmadım. O geldi diye bir olay var. Bu genelde öğrenci evlerinde veya sohbetlerde ilerlemiş, belli bir yılı aşmış sohbetlerde yapılan bir mizansen. Bir gün efendim bir mizansenle ayarlanıyor her şey. Herkes ruhen hazırlanıyor, bir ön hazırlık yapılıyor. Haydi hep beraber salavat okuyacağız deniliyor. Ee, salavat okursak o gelirmiş. Şimdi Allah aşkına, bunu destekleyen bir tane ayet yok. Kur'an böyle bir şeyi asla desteklemez. Dedim ya, ruhun gelişi, ruhun hareketi. Bedensiz hareketi İslam'a ait bir inanış değildir. Onun için, onun içindir ki ahirette diriliş haşr-ı ecsat, yani cesetlerin oraya has cesetlerin de dirilişiyle gerçekleşecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü cesetsiz ruhun hareket etmesi İslam'a ait bir inanç değildir. Böyle bir inanç İslam'ın değildir şamanizme aittir. Hermetizme aittir. Efendim gnostisizme her türlü batıniliğe aittir. Zerdüştizme aittir. Zerdüştlüğü özünde nur teolojisine dayanır. Nur sistemine dayanır. Ama İslam'a ait değildir. Onun için hatta hatta bu konuda bu konuda Çin Taoizmi de Yin ve Yang yani karanlık ve aydınlık. Aydınlık nur. Oradaki aydınlık nuru temsil eder. Yin nuru temsil eder. Dolayısıyla bu anlamda İslam'ın böyle bir inancı yoktur. Zaten böyle bir inancın önünü açtığınızda hiçbir yerde duramazsınız. Kimin ne yaptığını anlayamazsınız. Artık rüyalar devreye girer. Rüyalar devreye girer. Geçen de söyledim. O Bukhari hadisi. Bir kere şunu söyleyeyim. Hadisin senedi Bukhari'nin iştihadına göre sahih sayılmış. Metni konusunda benim çok ciddi tereddütlerim var. Allah Resulü insanları hayata çağırdı rüyaya değil. Hele hele kendisiyle ilişkide Allah Resulü insanları kendisiyle ilişkide asla rüyalara teşvik etmedi. Bir kere Resulullah birinin rüyasına gelip de bir şey söyleyecekse, öldürülen Hazreti Ömer'in rüyasına gelip, dikkat et, bugün seni biri öldürecek derdi. Sahabe on bin kişi öldürdü birbirinden Cemel Savaşı'nda. Bir tarafta sevgili annemiz Ayşe vardı, öbür tarafta bu ümmetin ilmin kapısı büyük insanı Hazreti Ali vardı. Damadı evladı yerinde. Bu ikisinin savaşında on bin kişi gitti çoğu sahabiydi. İşte bu iki savaş bu iki insanın savaşında peygamberimiz gelip yapma Ayşe girme bu işe derdi. Ayşe zaten bir ömür pişman oldu ondan sonra. Pişmanlığını da dile getirdi. Onun için on bin sahabi de ölmezdi. 10 bin sahabinin ölmesini gözünü kırpmadan pek bekledi peygamberimiz Twitter atmaya senin rüyana geldi ha? <laughs> Hazreti Ali sabah namazı kıldırırken en sesinden hançerlendi. Allah Resulü Twitter atmaya rüyalarınıza gelen Allah Resulü Hazreti Ali'nin veya etrafındakilerin Hazreti Zeynep'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, Muhammed'in Hazreti Ali'nin 18 tane çocuğu vardır onu söyleyeyim. Bir tanesinin rüyasına gelip de oğlum yavrum bak başına şu gelecek sahip çıkın. Arkasında da şu adam 15 günden beri namaz kılıyor orada diyemez miydi? Bunu demedi. Allah aşkına bu nasıl bir iş yahu? Yani bu nasıl bir memleket yahu? Bu nasıl bir Müslümanlık yahu? Şu basit soruları dahi iki soruyla yıkılır bu. İki soruyla. Bu basit soruları dahi soracak kadar bu memleketin Müslümanının diniyle alakası yoksa ben bu Müslümana ne diyeyim yahu? Bu hal bize layıktır. Şu içinde bulunduğumuz hale layıkız. Layıkız. Bunu hak ediyoruz. Birbirimizi kesmeyi hak ediyoruz. Birbirimizi yakmaya hak ediyoruz. Birbirimizi öldürmeye hak ediyoruz. Birbirimizi yemeyi hak ediyoruz. Birbirimizi böyle efendim ömür törpüsü olmayı hak ediyoruz. Nasıl bir şeydir Allah aşkına? Onun için aziz kardeşlerim bu manada dininizle alakanızın yeniden ciddi olarak kurulması lazım. Bunu sor yeter. Bakın duruma bakın. Rüyalar üzerinden bir din götürülüyor. Bu zannetmeyin ki sadece mezkür cemaate ait. Şu televizyondan anlatılan dine bir baksanıza. Anlışanlı her programa bilmem kaç bin lira alan şu televizyon allamelerini yani efsaneyi din diye anlatanların anlattığı dinle bunun bir farkı var mı Allah aşkına? Geçinsiz. Geçinsiz. Bir de bu Peygamberimizi kamyona bindirme hadisesinin bir de itirazlar var. Peygamberimize haksızlıkmış. Yok yahu. Ya bu bu ne biçim suyuna tirit bir efendim eleştiridir? Böyle suyuna tirit bir eleştiri olur mu? Bu Allah'a haksızlık. Hakikate haksızlık. Hakk'a haksızlık. Böyle suyuna tirit tirit bir eleştiri olur mu? Dolayısıyla bu anlamda eğer bakıyorsanız emek yok. Emek yok. Rüya var. Rüyayı gör, iş bitsin. Emek için okumak lazım. Gayret etmek lazım. Ter dökmek lazım. Dinlemek lazım. Yeldirmek lazım. Ama rüya görmek için bir şey lazım. Uyumak. Bir de şartı var. Uyu tamam. Hani Bizim fişlerde olduğu gibi yat yat uyu 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 yat. Yat bol bol rüya gör. Bu mu Allah aşkına? Siz Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün hayatındaki o mücadeleyi, o cihadı, o gayreti, o azmi, o bedeli, o emeği görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Siz herhangi bir şeyi Allah Resulü'nün emek vermeden, çaba göstermeden, gayret etmeden, ter dökmeden hallettiğini gördünüz mü? Hayır. O peygamberken emek vermeyi, ter dökmeyi, gayret etmeyi böylesine hayatın merkezine yerleştiriyor da bizlere ne oluyor Allah aşkına? Dolayısıyla bu anlamda işte tahris budur. Zannı din edinme zannı din edindiğinizde bugün bu biter yarın bir başkası başlar hiç şaşırmayın. Yani bu herhangi bir gruba mal edilemez. Herhangi bir cemaate mal edilemez. Bu topraklardaki genel din algısı budur. Bunu ta 100 yıl evvel Said Halim Paşa İslamlaşmak isimli o muhteşem eserinde ta 100 yıl evvel tespiti tam alnının ortasına çakmış zaten. Bu toprakların insanı demiş dinini kaynağından öğrenemedi. Ve bizim derdimiz de bu. Bizim derdimiz de bu. Onun için bakınız, verdiğimiz şu mücadeleye bir baksanıza. Hiçbirine yaranamıyoruz. Hiçbirine. Hiçbirine. Yani şimdi birbiriyle kavga ediyorlar değil mi? İnanın yarın ikisi beraber birleşir, bana karşı vuruşurlar. Niye? Niye? Çünkü zihniyetleri aynı. Aynı peygamber algıları aynı. Yani peygamberi önlerine bir model diye koyma dertleri yok. 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 Biri falancasını uçuracak, biri feşmekancasını uçuracak. Biri bilmem kimini uçuracak, öbürü de bilmem kimini uçuracak. Ben diyorum ki uçmasa olmaz mı? Kuş uçar kuşlar uçsun. Suda yürümese, yüzmese olmaz mı? Adam olsa olmaz mı? İnsan olsa. Günahkar olsa, hatalı olsa, eleştirsek, hatalarını görsek, o da hatalıyım dese. Ve sen de benim hocam güzeldir, rehberlik yapar. Hataları da olur. Hatalarına uymayız. Güzelliklerine uyarız. iyiliklerine uyarız desen olmaz mı? kurtarmaz mı? Bence güzel olur. Bence güzel olur. Dolayısıyla Kur'an'da gördüğünüz peygamber örneklerine bu değil mi? Bu değil mi? Görmüyor musunuz? Adem'in asi olduğundan, günahından bahseden bir Kur'an önümüzde. Musa'nın e, öldürdüğü ve şeytan bana bunu yaptırdı dediği bir kaza cinayetinden bahseden Kur'an. Yine Hazreti Yakub'un, efendim Hazreti Davud'un tevbesinden bahseden bir konu. Hazreti Yunus'un e, bir kaçak köle gibi kaçmasından bahseden bir Kur'an. Sevgili Peygamberimizin bir sürü şunu, şunu 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 yapma niçin yaptın Allah seni affetsin diye uyaran bir Kur'an. Bu bize yetmiyor mu? Niye? Yetmiyor. Çünkü Kur'an'la alakamız yok. Kur'an'la niye alakamız yok? E biri çıkar da Kur'an'a uymayı sapıklık ilan ederse Kur'an'la alakan olur mu sen? Düşünün. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hi diyecek Rabbimiz. Bu Kur'an'dır insanı dost doğru yola ileten tek kaynak diyecek. Öbürü de diyecek ki yok. Bu Kur'an'a uyan sapıtır. Kime inanalım? Kime inanalım? Allah'a inanalım. Sadakallahül azim. Başka ne söyleyelim? Onun için aziz kardeşlerim bu anlamda yeniden ve yeniden düşünmemiz, imanımızı tazelememiz, yani ayeti kerimede ifade buyurulduğu gibi ya eyyuhallezine amenu aminu ey iman edenler adam gibi iman edin. Noksan iman etmeyin, pazarlıklı iman etmeyin, yanlış iman etmeyin. Adam gibi. Yani sizin imanınız hakkında ne dediğiniz değil, Allah'ın sizin imanınız hakkında ne dediği önemli. Evet. Sizin kendiniz hakkında ne dediğiniz değil, Allah'ın sizin hakkınızda ne dediği önemli. Onun için imanları kabul edecek olan tek merci Rabbimizdir. Ya Rabbi imanlarımızı kabul buyur. Ya Rabbi yamuk inanıyorsak düzelt. Ya Rabbi Emir buyurduğun gibi iman edenlerden eyle. Ya Rabbi Kur'an'ını rehber edenlerden eyle. Hakkı hak bilip hakka ittiba edenlerden eyle. Batılı batıl bilip batıldan iştinab edenlerden eyle. Amin ya mu'in velhamdülillahi rabbil <laughs> alemin. Ve ekulü kavli haza ve estağfurullâhe li ve lekumu tevfîk. Allahümme afirlil mu'minîne vel mu'minat. Vel muslimîne vel muslimât. El ahyâi minhum vel envât. انك سميع غريب مجيب الدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفقام شان شرف صفي فقال فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي الله وملك لري فيغم برد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سيز أي إيمان دن لر Siz de onu destekleyin ve selimû teslima ve onu her tür şaibeden uzak tutun. Aziz kardeşlerim, bizden dua bekleyen kardeşlerimiz var. Dualarımız onlarla olsun. Rabbim şifayı ihatsin. Hastalarımıza devalar lütfetsin. Borçlularımıza edalar lütfetsin. Rabbim şifaları sakladığı hazinesinden üzerimize yağdırsın. Bedenimizin hastalığını ruhumuza şifa kılsın. Rabbim imanımızı hasta kılmasın inşallah. Amin. Ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen min men da'a ila Allahi ve amile salihan ve kale inneni minel muslimin. Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? صدق الله العظيم اقم الصلاه